Abdullah İbni'l-Mubarek İmam-ı Azam'ın döneminin büyüklerinden tabiilerin tabiisi bu. Tabi değil. Ama büyük bir mücahit fiili cihatlar etmiş Zühdü isimli meşhur bir kitabı vardır. Allah'ın dünyada cennetlik diye gözümüzün önüne koyduğu kullarından biridir. Abdullah İbni'l-Mubarek Bu ismi unutmuyoruz. İnşallah ismini unutmayarak da kıyamet günü bulunduğu yerlerde bulunuruz. Yani Derler ki her alim bir dalda uzman alimdir. Mesela İmam Malik için hadis alimidir denir. Abdullah etmi Mübarek için de her ilmin alimidir denirmiş. Öyle bir zat. Rahmetullahi aleyh. Hatta yani Zehebi gibi büyük alimler onu adı anıldığında rahmet inilen, adı rahmet inen adam olarak zikrediyor. Yani indi zikri salihine Tenzilur Rahme deniyor ya. Salihler anıldığında rahmet iner. Yani Abdullah İbni Mübareğin adı anıldığında oraya rahmet iner. İlmiyle meşhur, ile meşhur, ibadeti, namazı ve orucuyla meşhur. Böyle değişik bir zat. Rahmetullahi Aleyh. Hicretin 180. senesinde vefat etmiş. Bu kadar büyük işlere de 63 senede bütün ulaşmış. 63 yaşında vefat etmiş çünkü. Bu ulaştığı şöhrete bakıyorsun 250 yaşında olması gerekiyor. Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh, ilim onda. Aylarca cephelere gitmiş cihat etmiş at üstünde. Herhalde en az 120 yaşındadır öldüğünde diyor. 63 yaşında ölmüş. Rahmetullahi aleyh. Şimdi bu zatın sözünü dinleyelim. Ve zükirel gıybetü de ibn Diyor ki eğer onun yanında gıybet diye bir konu açılmış. O da demiş ki: "La kuntum mutaben. İlla gıybet yapacaksam ben birisini, laqtebtu ummi." Anamın gıybetini yapardım diyor. Yani gıybet yapmıyor. Deli mi niye gıybet etsin? Ama muhakkak bir gıybet yapmak gerekiyorsa anamın gıybetini yaparım. Kendi doğurduğu anne, anne beni doğuran anam. Li enna bir hasenati. Çünkü benim sevaplarıma en layık anamdır diyor. Bundan ne anlaşılıyor? Demek ki benim sevaplarımı kimin gıybetini yaptıysam o götürecek muhakkak. Böyle bir anlayış var. Bari anama gitsin sevaplarım düşünüyor. Rahmetullahi aleyh. Ve zikre enne ufâte el il leyleten Hatim el asam diye birisi var. Khorasanlı. Allah dostlarından biri. Hicretin 237. senesinde vefat etmiş. Bu zaten daha önce konuşmuştuk. Bu bir gece gece teheccüdünü kaçırmış fe ayyaratuhu zevcetuhu hanımı da fe azzetu zevcetuhu da olur. Hanımı bunu yani düzeltmiş, ayıplamış. yani niye sen böyle yaptın, kaçırdın? Fakale inna aqwaman sallu bil leyli al-barihata. Falamma asbahu nalu minni fetakunu salatuhum yawm al fi mizani. Bizim teknolojiye göre anlaşılır bir şey değil. Demiş ki Hanım yani bu gece teheccüde kalkmamış. Devamlı kalkan biriz. Hanımı da demiş, niye sen teheccüde kalkmadın? Her zaman kalkardın. O da oturmuş demiş ki, akşam işte camide neredeyse millet beni konuştu demiş. Bu gece kılmadım, yani kılamadım aslında kalkamadı. Onun için kılamadı. Ama bir kaybım yok. Dün beni konuştular. Hepsi de namazlı adamdı. Onlar bana yazıldı zaten. Ben kıldım sayılır. Farzlar için geçerli değil bu ama. Yani ben nafile namaz kaçırmıyorum teheccüd olarak mesela. Ama şimdi birisi benim kıybetimi yaptı. Bu gece de o adam teheccüd kılan birisi. Bana geldi onun sevabı. Kaçırdım sayılmaz teheccüdü diye düşünmüş.